Merhaba arkadaşlar, bugün size çok merak ettiğiniz konulardan biri olan devir kesicilerden bahsedeceğim. Devir kesicilerin ne işe yaradığını biraz anlatacağım. Arkadaşlar devir kesici dediğimiz şey aslında aracınızda bulunan bir güvenlik sigortası olarak düşünebilirsiniz. Yani aracınızın motorunu kırmanızı engellemenizi sağlayan bir cihaz. Ve bunu engellemenin de birkaç yolu var. Bu yolları detaylıca anlatacağım videonun içinde. Şimdi bildiğiniz gibi aracınızda bir redline vardır ve aracınız belli bir devirin üstüne çıkmaya yaklaştığı zaman o göstergede line'ı görürsünüz, o kırmızı çizgiyi görürsünüz. Bu redline'a geldiğinizde işte sizin o limiti aşmanızı engelleyen şey devir kesicidir. Devir kesici de bunu kafasından rastgele yapmaz tabii ki. Üreticilerin daha önceden belirlemiş oldukları güvenlik kriterleri çerçevesinde yaparlar. Örneğin bir benzinli BMW bir aracın mesela 7000 devirden daha yukarıya çıkmaması gerektiğini tabii ki tasarlayan mühendisler bildikleri için limitlerini 7000 devire koyarlar. Bu yüzden aslında devir kesicileri iptal etmek ya da yükseltmek çok zararlıdır ve gereğini düşünmediğin zaman çok büyük sorunlara sebep olabilir. Şimdi bu sorunlar nelerdir? Aslında bu sorunlar valfin açık kalmasıyla ve pistonların aşağı yukarı inme hızıyla alakalıdır tamamen. Valf uzun süre açık kaldığında ve pistonlar çok hızlı hareket ederken, devir çok yüksekken motorda örneğin e, vuruntu yaşanabilir, e, valf zamanlamasında sıkıntı olabilir, ateşlemede sıkıntı olabilir. Daha da önemlisi valf açıkken piston valfe e çarpabilir ve tüm motorun içini paramparça edebilirsiniz kısacası. Bütün bir motoru değiştirmeniz gerekebilir bu yüzden devir kesici oldukça önemlidir özellikle maddi bakımdan. Örneğin öyle örnekler vardır ki devir kesici iptal ettikleri zaman motorun içindeki bir biyelleri paramparça eden kullanıcılar vardır. Otomatik vitesli araçlarda aslında devir kesici özellikle siz drive'dayken yani D modundayken çok da önemli değildir çünkü sizin devrinize göre zaten otomatik olarak şanzıman vitesini değiştirecektir. Ve o limite gelmenizi engelleyecektir. Sadece park tayken, boştayken ya da siz manuel modunu aldığınız zaman devir kesici devreye girecektir. Ama esas manuel araçlarda yanlış vites değiştirmelerde hayatınızı kurtaracak bir şeydir. Aslında devir kesici ya da boşta ara gaz verirken de tabii ki sizi limitleyecektir. Şimdi dizel araçlarda ve benzinli araçlarda farklı tip devir kesiciler var. Baktığınız zaman devir kesmenin ana mantığı arkadaşlar İçeride motorun içinde gerçekleşen yanmayı kısıtlamaktır. Bunun için dizel araçlarda buji bulunmadığı için yakıt keserek devreye giren bir devir kesici vardır. Benzinli araçlarda ise iki tip var. Hem yakıt kesen tip hem de ateşlemeyi kesen tip. Şimdi ilk önce ateşlemeyi kesen tipten bahsedelim biraz. Siz gerekli devre geldiğiniz daha üste çıkmanızı istemiyor artık motorunuz. Bu yüzden bujiler artık ateşlemeyi kesecektir. Bunun ne tür bir zararı vardır? İçeriye hala yakıt yollanmaya devam edecektir ve bu yakıt yanmadan tekrar turboya gidecek daha sonra egzoz sistemine gidecektir. Bu da özellikle katalitik konvertöre oldukça zarar verecek bir şeydir. Bunu Tuğberk daha önceki videolarda birçok kez bahsetti. Katalitik konvertörü videomuzu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda e, turbonun ve egzoz sisteminizin de çok ısınmasına sebep olacaktır. Bu yüzden... Artık günümüzdeki araçlarda neredeyse hiç kullanılmamaktadır yol araçlarında. Çünkü emisyonu da oldukça yükselten bir şeydir bu durum. Daha çok yarış otomobillerinde karşılaştığımız bir şeydir. Ateşleme keserek devir kesici kullanılması. Günümüzde daha çok kullanılan ise yakıt kesen türdendir. Yani motorun içine giden yakıtı keser, enjeksiyonu kapatır siz o gerekli devre geldiğinizde enjeksiyon kapanır böylece motora yakıt yollanmadığı için yanma gerçekleşmez. E, bu da herhangi bir durumda bir sorun teşkil etmez. Hem motorunuzun ömrünü, aracınızın egzoz sisteminin ömrünü uzatacaktır. Hem de bir yandan e, çevreye çok daha faydalı olacaktır. Diğeri kadar zararlı olmayacaktır. Ama dediğim gibi spor otomobillerde biraz performans kaybına sebep olduğu için ve turbo lag'ini özellikle biraz daha arttırdığı düşünüldüğü için e, diğer ateşleme kesici sistem daha çok kullanılmaktadır. Şimdi bu iki tipin de aslında iki türü vardır. Bu iki türde bir sert kesici bir de kısmi kesici olarak geçer. Sert kesiciler o bildiğimiz meşhur hat 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 sesini çıkartan e, siz o devre geldiğinizde otomatik on off yani aç kapa şeklinde devri geçtiğinizde tamamen kapatıp altına geri düştüğünüzde tamamen açan sistemdir. Zaten tamamen açtığı için o hat sesini duyarsınız kapattığında da o ses gider ve tekrarlayan bir ses halinde kulağınıza gelir. <laughs> Ee, bu sistem aç kapı olduğu için aslında çok da verimli bir sistem değildir. Daha çok eski Japon arabalarında görürsünüz, günümüzdeki araçlarda bu pek kullanılmaz. Yeni araçlarda ise şöyle, mesela TayPar'da bu çok barizdir. O üst istenilen limite yaklaşırken yavaş yavaş artık yakıtı kesmeye başlar ve limite geldiğinizde yakıtınızı yüzde olarak limitlediği için o devirin üstüne hiçbir zaman çıkamazsınız. Ama altına da inmezsiniz. Standart, düzenli bir şekilde o devirde gidersiniz ve bu da aslında hem aracın sağlığı için biraz daha iyidir. Hem de daha kontrollü bir sistem olduğu için performansı da iyi yönde etkileyen bir sistemdir. Devir kesiciler tabii ki aracınıza otomatik olarak konuluyor ama aftermarket yani sonradan alabileceğiniz Devir kişilerde mevcut. Siz bunları aldığınız zaman aracınıza takabilirsiniz. Ama bahsettiğim sorunlar yüzünden çok dikkatli olmanız gerekmekte. E, aracınızın motorunu tamamen paramparça edebilirsiniz. Bu yüzden mutlaka düşünülüp tasarlanılarak değiştirilmesi gereken bir parçadır. Arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. E, bugün çok farklı bir şey denedik. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Başlıyorum. Otur abi ayakta durma da ben biraz abi, rahat olayım, olayım bari. Hani çok aptalca bir şey yapıyoruz gibi geliyor ama hala iyisin. Bilmiyorum bakacağız artık. <laughs> ben bu videoyu çekerken aslında nasıl aşamalardan geçtiğimizi, neleri ayarladığımızı görmeniz için bir yandan da Twitch'ten canlı yayın açtık ve Twitch'te şu an bizi izleyen arkadaşlar bütün bu videoyu nasıl çektiğimizi canlı canlı izlediler. Bizi Twitch hesabımızdan takip ederseniz bu tür içerikleri kaçırmazsınız. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz de bu tür içeriklerinde ne zaman geleceğini görmüş olursunuz ve başka içerikleri de kaçırmazsınız diyeyim. Arkadaşlar Twitch hesabımızı da buradan takip edebilirsiniz. Instagram'da, Twitch'te, Twitter'da, YouTube'da her yerde anlatan adamlarız. Bizi hepsinden takip edebilirsiniz. Facebook'ta da varız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.